Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle Clash Royale'de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şey var. Yeşil Taş'a hücum etkinliği diye bir etkinlik gelmiş. Gerçekten de şaşırdım. Böyle bir etkinliğin geleceğini pek düşünmüyordum. Bir kule yıkınca 5 taş, ikinci kule yıkınca galiba 10 taş veriyor. Çünkü daha ikinci kule hiç çıkmadım herhalde. Bak şu an tahminen söylüyorum. Ana kule yıkınca ise 20 taş, yani toplamda 20, yani şu an kaç taş verdiğini hesaplayayım, herhalde 25 taş veriyor. Yani 3 taş atınca. Neyse, görmüş olacağız bakalım. Şimdi sizler birlikte hemen deneyelim. Nasıl olacağını merak ediyorum. Elimde de güzel bir deste var. Yani bu desteyle bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Aa, şimdi az önce kopyaladım bir yerden. Zaten bu aralar biliyorsunuz pek Clash Royale oynamıyorum ama bakalım. Yavaş yavaş tekrardan başlamayı düşünüyorum. Daha seri bir şekilde. Oğlum bizim elemanı niye vurdurtmadınız lan bir kere bile? Vallahi bizim eleman hiç vuramadı ama neyse, şimdi onu halledeceğiz. 5 seviye goblin fıçıma tek atamaz herhalde. Şey çarpması yani. Aynen, tek atamıyor. Hayır hayır hayır, onlar lan be. Hadi be. Neyse, oraya bir şey yapmayacağım şimdi. Lan yapmayacağım yapmayacağım dedim de şimdi bak anamızı ağlatıyor ya. Neyse. Sol kuleyi aldık en azından. Vurduk yani o kadar. O benim sağ kuleme vurduğundan fazla ben sol kulesine vurdum ve sağ kulesine zaten vurmuş halim. İyi, şu an kötü gitmiyoruz açıkçası. Sol kule bizde gibi gözüküyor. Bende de var goblin fıçısı gülüm. Onu da söyleyeyim yani. Aykol adam ol. Kalıbının adamı ol. Adını okuyamıyorum yoksa neyse. Şimdi şuraya atalım da şu mega dalga vurdurmayalım. Bunu da buraya atalım. O iyi yaptın ha, vallahi billah. Bir tane vurur o. Aynen öyle. Tamam, sıkıntı yok. Şu prenses destesine, ya yani prensese karşı bu destede hiçbir şey yok ya. Keşke tomruk falan alaymışız. Çünkü prensese karşı gerçekten şu destede baktığım zaman hiçbir şey bulamadım ya. Prenses atıyor, ben ona prens atıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse, bineceğe karşı en azından bir şeyimiz var. Sıkıntımız yok yani. Tamam. Bir goblin fıçısıyla sol kuleyi alır ve 5 taşını alırız buradan. Güzel. Bakalım, yıktılar zaten onlar orayı. Aa, yıkamadılar. Oğlum nasıl bir insansınız siz? Diyeceğim de insan değilsiniz, goblinsiniz. Gerçi doğru. Size de hak vermek lazım. Ama söveceğim en sonunda ha. Arkana şimdi bunu attın mı? Ne yapacaksın oğlum? Bunu da en arkanıza attım mı he? Ya oğlum böyle böyle atak yaparlar adama. Adama böyle atak yaparlar gülüm. Bizim prenses yaşıyor, güzel bir şey bu. Ulan öldürdüler lan. Neyse. İkinci kuleyi almam lazım benim ya. Benim ikinci kuleyi acil almam lazım. Ona ne yapabiliriz? Şunu atabiliriz ve o arada onları oyalamak için şunu atabiliriz. Ki onlar oyalanırken hadi lan. Sağ kulemi al sen, aynen aynen. Daha fazla taş almak için izin verdim, sayabiliriz bunu. Şimdi taşımızı alacağız ya, o yüzden. Oğlum ne oldu lan orla? Prensesi attığımız zaten iş bizde. Bitti. Evet, 10 taş da buradan aldık, 15 taş. Demek ki ana kuleyi alınca 20 taş herhalde o da veriyor. Yok. Kaç veriyordur ki? Bilmiyorum kaç taş vereceğini. O da büyük ihtimal 15 taş falan veriyordur ama en az. İyi iyi, gerçekten iyi. Altın desteğimiz de var şurada bizim. Ücretsiz olarak verdiği. Ama onu ben bayağıdır kullanamıyorum yani, çünkü savaşa girmiyorum bayağıdır. Neyse, taç sandığımız varmış, hemen açalım. Evet, buradan da bir şeyler çıktı işte. Güzel, taç sandığından da bir şeyler aldık. Goblin chatimiz yüksek değilmiş. Neyse, şimdi hemen savaşa tekrardan giriyorum arkadaşlar. Lafı fazla uzatmana lüzumu yok. Şöyle bir 3 taş atmak istiyorum ki bize kaç taş vereceğini görmek için. Hemen bakalım arkadaşlar. Koş. Adamsın. Sağ kuleyi neredeyse zaten yıktık arkadaşlar. Güzel. Adamın büyücüsü 6 seviyeymiş. Bize en eğlendirecek bir büyücü seviyesi yok. 7 seviye olsa da sıkıntı yok. 8 seviye olsa belki biraz korkabiliriz ama.
Oo, prensesimize tek atamadı yani, o derece düşük bir seviyesi var. Alt seviye gerçekten ezik bir rakam. O yüzden de büyücü bizi pek alakadar etmiyor seviyesi. Şunu şöyle çektik şuraya. Çarpmasını da yanlış yere kullandı. Ama şöyle bir durum oldu. Ben de biraz Cehennem Kulesi'ni yanlış tarafa attım. Neyse, sıkıntı yok. Ben bir daha bu şekilde saldırı yapacağım. Yine büyücü atacak hali yok. Neyse, zaten öyle kulesine çekse bile sıkıntı yok. Gerisini de prensesle alırım. Olur biter gülüm. Gülüyorsun ama şimdi zaten kulen gitti. Oğlum senin daha büyücün benim prensesime tek atamıyor. Hayırdır lan? Ayıkol adam ol yani. Şunu da şuraya atayım. Bitti zaten. Kulesi gitti. Onu da durdurma be mübarek ya. Durdurmadı. Helal olsun. Zeki adamsın. 5 taşımızı buradan aldık arkadaşlar. 5 taş güzeldir. Bu sefer düzgün bir yere çekip şunları da çarpmayla atarsam tamamdır. İşte bu kadar. Binici ne yapabilir ki şu an, bu saatten sonra daha yaşayamaz. Tamam. Şimdi ana kulesine almaya çalışacağız. Çünkü şöyle bir durum teşkil ediyor. Kaç taş verdiğini görmek istiyorum. Oğlum sal gitsin lan, ne olacak? Sanki alabileceksin de. Gerçekten bazen anlamak mümkün değil bunları ya. Alamayacaksın. Boş yere niye uğraştırıyorsun beni yani? Hadi bir iskelet ordusu at da şöyle çarpma atalım. Tamam. Tam da yerine attım ama ha. Yani arkadaşlar şöyle uzun süre çabalananların sebebini anlayamıyorum. Ne diye yani? Neyin artistliği bu? Kime şekil yapıyorsunuz? Bak ya. Bak ya. Yani neyin savunması bu? Neyin savunması ya? Ben olsam çoktan salmıştım mesela. Yani ben bu kadar uzun süre bekletmiyorum. Lan ne yaptım ben? Neyse, sağ kulemi alsın bari lan. Bak alsın, ben yine almasın demiyorum ama şimdi şöyle ipnelikleri niye yapıyorlar onu anlayamıyorum sadece. Vur oğlum oraya bir tane. Adamsın. Tamam. 15 taş da oradan veriyormuş. Yani toplamda 30 taş falan alıyormuşuz arkadaşlar. Güzel. Yani 30 taş ve 300 de oradan, 20 de normal şeyi, iyi. Şey neymiş? Görev yapılıyormuş. 10 taş topla diye bir görev varmış. Bu da iyi. Başka ne var? Burada bir sürü görev var arkadaşlar. 80 kez birlik kartı kullan, bu da varmış. Neyse, bir savaş daha yapalım arkadaşlar o zaman. 50 taş aldık şimdiden. Hemen tekrardan savaşa giriyorum. Sürekli böyle olsa ne güzel olur lan. Ne kadar taşım olur ha. Vallahi billahi milyon binlerce taşım olur, ne güzel olur. Ama işte etkinlik sadece. Bizi de bunlarla yetindiriyorlar, ne yapalım. Oyuna da rastgele girdim arkadaşlar. Normalde pek oyuna da girmiyorum. Girdim baktım bu var. Ne zaman gelmiş bildiğim yok. Bir fikrim yok ama bildiğim yok dedim, sonra bir fikrim yok. Yani biraz dilim sürçmüş de olabilir, kusura bakmayın. Bazen oluyor bende böyle şeyler. Adam 9 seviyiz, bu adamı çok rahat tokatlarız diye düşünüyorum ki destesi anti değilse. Çünkü deste biliyorsunuz ki bazen anti olsa bile 8 seviye adam 10 seviye adam bile inebiliyor. Olabiliyor böyle şeyler, ya da sen adamın antisiysen 12 seviye adam olsa bile, sen 10 seviye olsan bile alabiliyorsun. Böyle güzel durumlar olabiliyor ama öyle değişik kötü durumlar da olabiliyor. Böyle değişik şeyler zaten hepimizin başına gelmiştir. Gelmeyen varsa, böyle bir cengaver varsa bana yazabilir. Onu ekleyebilirim yani. Tanımak isterim yani, öyle söyleyeyim. Şimdi şunu da şuraya atalım da. Oğlum bu P.E.K.K.A çok korkunç geliyor ya. Arkasında da şey attı. Dur dur dur, sakın 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 oğlum. Neyse ya. Anamızı ağlattı biraz ama yapacak bir şey yok. Taşımazı aldı çakal. Taşımızı gömdü şu an. Bakın gördüğünüz gibi Pekka'ya karşı pek bir şey savunamadım. Ama güzel bir atak yaparsam ben de kazanabilirim yani. Öyle bir durumumuz daha var. Hayırdır yani. Neyse, şimdi biraz bekleyelim. Biraz beklememiz gerekecek. Pekka'ya karşı Cehennem Kulesi'ni kullanmamız gerekecek bence. Şu an bir daha Pekka'ya atarsan söverim gülüm. Lütfen atma. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum tamam, gel gel sen. Sen gel tamam. Ya ne oldu lan artist? Neyse, şimdi şunu şuraya öyle yapalım. Tamam, sıkıntı yok. Adamda bizim tam antimiz yok. Antimiz var ama tam olarak değil.
Prensimizin antisi var yani. Pek yatıyor adam, zaten bir şeye yaramıyor prens sonra. Ama diğer türlü pek de bir antimiz olduğu söylenemez bence açıkçası. Daha buraya pek yatacak halin yok diyecektim ki adam hemen attı ya. Bayağı şomazlıyım. Daha söylemeden oldu lan, vallahi bile böyle bir şey yok ya, neyse. Adamın sol kulesini alalım da. Tamam. Şey yönden geliyor. O Pekka'yı koruduk da gerisi sıkıntı değil zaten. Yani Pekka'yı koruduk dedim de Pekka'yı hala korunamadık lan, ne oluyor anlamadım. Bir tane koyacak o. Aynen öyle. Oğlum ne kadar zor ya, Allah aşkına ya. Destede hiç başarılı olacak bir şey yok yani şu anlık. Vallahi arkadaşlar adam anamızı ağlattı, evet. Tebrik ederim. Güzel desteymiş. Benim desteme karşı tam da başarılı bir deste. Neyse. O zaman arkadaşlar yavaştan bölümü de sonlandıralım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir taş aldık buradan. 5 taşımızı aldık. Neyse, bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Hemen şuradan da görevimizi tamamlamışız. Ayna verdi. Büyülü sandığı da yakında açacağız. Zaten işe yarıyor yani burası baya. Neyse. Daha fazla Clash Royale gelmesini istiyorsanız like atarak ve yorum yazarak bunu sağlayabilirsiniz. Herkese iyi günler.